Bir de şunu alayım lütfen. Lütfen. Yapmayın. Yok, durun lütfen. Lütfen yapmayın Kemal Bey, rica ediyorum. Yok, bulaşığı size bırakmam, ben yıkmayacağım. Lütfen yapmayın, bırakın. Aman efendim, lafı mı olur? Benim için bir zevk, bir onur. Onur mu? Yapmayın Allah aşkına. Bulaşık yıkamanın onuru mu olurmuş? Bulaşık yıkamak değil ki mesele. Size bu kadar yakın durabilmek, sizinle sohbet edebilmek bir onur. Peki, öyle olsun. Buyurun. Al bunu giy. Bu ne ya? Başka gömleğin yok mu? Hadi be, buldun da bunuyorsun. Giy işte. Memoli, seninle hemen konuşmam lazım. Saat 9'da Mecidiyeköy'deki Gima'ya gel. Mutlaka gel. Ha, süpermarketlerde kızlarla buluşuyorsun ha? Bu kim ya? Bir dakika, saçmalama oğlum. Memoli, seninle hemen konuşmam lazım. Saat bu şey değil mi ya, bizim gazeteci kız Aslı Aslı? Bir Aslı'mız eksikti. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Gidip bakacağız. Yemek ne olacak? Hemen döneceğiz oğlum. Hem hatırlasana, o kız sana nasıl hayran hayran bakıyordu. Bakıyordu değil mi? Bakıyordu, bakıyordu. Hay Allah'ım ya. Hadi çabuk ol, hadi eşyalarını al gidelim. Hadi. Siz burada bekleyin. İyi akşamlar Gülsüm Hanım. Bu ne büyük sürpriz. Erkan. Hasan Ağa'nın yeğeni Erkan'ı görmeye geldim. Hangi odada kalıyor? Erkan Bey ayrılalı 2 saat oldu efendim. Nasıl ayrıldı? Nereye gitti? Köyüne dönmüş. Biz de onu görmeye, elini eteğini öpmeye geldik ama bulamadık. Sizin gibi. Yürşat, ne işin var burada? Ne garip. Aynı soruyu ben de sana sormak üzereydim. Ne o? Yeni ağanın koyuna girmeye mi geldin? Niye? Yapmadın şey mi? Bana bak Kürşat. Benimle doğru konuş. Hepinizi atarım sokağa. İşsiz kalırsınız. Sokak köpeği gibi dolaşırsınız sokaklarda. Sana söylemiştim. Ben dibe gidersem seni de yanımda çekerim. Ya birlikte savaşırız ya da birlikte ölürüz. Sen karar ver artık Gülsüm Hanım. Şimdi anlat bakalım. Niye geldin buraya? Seni burada bulacağımı biliyordum. Beni çok iyi tanıyorsun. Hem de nasıl? Tepeden tırnağa. İstersen seni eve bırakayım. Detayları evde konuşuruz. Hı hı. Olursan sen Zeyno'sun. Unutma. Tabii hatırladım. Hatırlamaz olur muyum hiç? Belki inanmayacaksınız ama o filminizi tam 4 defa seyrettim. Hem de sinemada. Sahi mi? Ben bile o kadar çok seyretmedim, biliyor musunuz? Bir gün bir yerden kasetini bulsak da birlikte seyretsek aslında. Efendim? Yani hep beraber yani. Memoli, Başak filan. Şef. Makarnaya ne oldu? Şu bulaşığı bitireyim, hemen başlayacağım. Tamam şef, sonra da ütü bekliyor biliyorsunuz. Tamam, saniyede maskara oluyoruz. Çık dışarı hadi. Git bak bakalım, Memoli ile Cem nerede kaldılar, hadi. Baş üstüne şef. Bütün gün bu haylazlarla uğraşıyormuşlar böyle. Ama çok tatlı şeyler. Belgin abla, yardım edilecek bir şey var mı? Ana, koskoca başkomisere bulaşık mı yıkatıyorsun abla? Benim için bir onur. Kemal Bey için onurmuş. Hayrola Zeynep? Giymişsin yine çiçekli elbiseni. En rahatı bu be abla. Ne yapılacak? Şu tabakları götür lütfen. Yavaş. Deli kız. Çok şeker değil mi? Deli ama kocaman bir yüreği var. Sen kalk köyünden, gel bu koca şehre, sırf kocanı bulmaya. Büyük cesaret. Çok büyük cesaret. Memoli olmasaydı çoktan başı belaya girerdi. Hiç dikkat ettiniz mi? Ne? Memoli ile Zeynep her saniye kavga ediyorlar. Birbirlerini yiyorlar. Memoli kovuyor, Zeynep dönüyor. Ama durup düşününce aslında birbirlerine ne kadar da benziyorlar. Nasıl da yakışıyorlar birbirlerine. Farkında mısınız?
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.